Selamünaleyküm arkadaşlar. V347 sonrası Ford Transit'in motorunu topladık. Yerine attık. Size çalıştırmayı göstereceğim. Motoru toplarken masada çekmedim. İşlerin yoğundan kusura bakmayın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ford Transit motorunu topladık. Krank kastanın 3 tane civatası sünmüş. Top kapıdan alıyoruz. Bir tane idareten taktık. Zinciri iyice tutsun diye. Bu şekilde aracı çalıştıracağız. Motor toplama videosunu yapmadık çünkü daha önceki videolarımızda transit motor toplama videosu var. Aslında çok da seri bir topladık. Güzel de bir çekim olabilirdi. Hamido, akü başlarına mı takıyorsun? Evet. Tak haydi bakalım. Mazotumuzun havasını alalım. Anlatır mı lazım Hamido? Söyle ben getiririm abisi. V347 motorun bir üst versiyonu. V347'ler 7 litre 5.30 partiküllü yağ konuluyor. Bunlara 10.5 litre kapalı bidon yağ koyuluyor. Onu da hazır burada koymuşuz. Kutuyu da atmamışlar. Ford onaylı petrol ofisinin yağını kullanıyoruz arkadaşlar. Tam sentetik. Hem Türkçe hem İngilizce yazmışlar. Evet. Özellikle yeni nesil Ford motorları içinmiş arkadaşlar. Ford marka araçlar başta olmak üzere benzinli ve dizel araçlar için önerilen bir yağ. Tamam mı? Sık, hemen havasını alalım. Alparslan. Dünyada en çok sevdiğim filmlerden bir tanesi Pantolon. Bu Pantolon filminde ne oluyor biliyor musun? Yeni evlenmiş bir adam evlendiği gün kiliseden alınıyor, savaşa götürülüyor. Fransızlarla İngilizler savaşıyor. Ve damatlık elbisesi beyaz. Beyaz bir elbise. Cephede savaşıyor. Üstün cesaret ödülü alıyor. O kadar kendini savaşa veriyor ki, ama beyaz pantolon giydiği için düşmanlar onu fark ediyor, düşüncesiyle komutanları ölmüş bir askerin elbisesini giy diyorlar, giymiyor. Giymeyince o beyaz pantolonla savaş bitene kadar savaşıyor ve idama mahkum oluyor savaş bittikten sonra. Önce üstün cesaret madalyası veriliyor, sonra idama mahkum oluyor ve 11 dalda mı 12 dalda mı Oscar ödülü alıyor. O pantolonu göstereceğim. Ya Alparslan ya. Ya gözünü seveyim. Tamirhanede bu pantolonun ne işi var ya? Evet arkadaşlar. Tamirhanede Alparslan bugün beyaz pantolonla çalışacak. Bugün akşama kadar siyah olur mu? Yarım saat dedi. Yarım saat mi? Elinin yağını bari sürme de. He. Bugün olsun biraz temiz ol ya. Allah rızası için ya. Alparslan. Alparslan bana Allah rızası için bugün temiz ol. Yüzüne elin yağını sürme, tamam mı? Biz motoru çalıştıracağız. Ya Allah, bismillah, şu pantolona bir daha bakayım ya. Allah Allah. Basıyor muyuz? Bas bakalım haydi. On yedi miydim? Evet arkadaşlar. Mazotumuzun havasını alacağız. Alparslan, gözünü seveyim, pantolonu bugün kirletme, tamam mı? Portağı çabarttık kaç sefer. Tamam.
Burada sibop var. Siboptan önce havasını alıyoruz, sonra enjektörlerden alacağız. Tıkla bakın. Bas. Dur. Birinci silindiri sıkalım. Dördüncü silindiri de sıkalım. Bas. Dur. Üçüncü silindirden de geldi. Bir daha. Dur. İkinci silindiri de sıkıyoruz. Kontağı kapat, aç, ısınsın. Besmele çek hacı. Marşa. Bas. Tekrar. Bir şey göstereceğim arkadaşlar. Marşa basar basmaz turbo devreye giriyor. Sakın ola hani sadece gaz verince devreye giriyor diye düşünmeyin. Şu anda turboyu size göstereceğim. Bas marşa. Çok hafif gaz ver. Gördüğünüz gibi turbo devreye giriyor arkadaşlar. Evet. Son kez bir daha basar mısın? Bir dakika dur. Müstebet. Alparslan geç şuraya. Pantolonunla bitireceğim de. Transit motorunu bitirdik arkadaşlar. Son kez sesini duyuruyorum. Emme ve egzoz manifoldların hiçbiri takılı olmadığı için çırılçıplak çalıştırıp motorda bir şey var mı diye bakalım dedik. Sesi biraz kaba çıkıyor olabilir ama saat gibi çalışıyor, onu size söyleyeyim. Bas! Bas abi. İşte ben. Hayırlı seyirler arkadaşlar.